Merhaba arkadaşlar, ben Tarık Anadolu'ma hoş geldiniz. Bugün sizinle yine Clash of Clans'ta güzel bir köy düzeni yapacağım. Biraz zaten yapmıştım daha önce. Hem yaptığım köy düzenini göstereceğim, hem de birkaç geliştirme yapacağım. Biraz da saldırı yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Hemen oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar. Biraz saldırı yaptıktan sonra arkadaşlar şey yapmak istiyorum, hemen çitlerimi geliştirmek istiyorum çünkü çok düşük çitlerim. Onun için sırayla gideceğim arkadaşlar. Önce biraz saldırı yapıp altın kazanalım çitler için. Bakalım yeni köy, bakalım biraz daha ödülü bol olsun ki rahat geliştirelim. Bu bizim için yeterli gibi arkadaşlar. Önce savunmalara vesaire bir bakalım. Nerede ne var? Ona göre saldırı yapalım. Ama şuradan bir girelim. Tamam. Girişi yaptık arkadaşlar. Bakalım. Askerlerimizi çıkaralım. Biraz okçuları çıkaralım. Balonumuzu da çıkaralım hemen ardından. Zaten köyde de pek amşan bir savunması yok aslında. Küçük bir köy ama ödülü iyi yani. Çok kötü değil. Benim seviyeme göre normal bir ödül arkadaşlar. Goblinlerimizi de çıkaralım, hemen ödüllere saldırsınlar. Goblinlerin en sevdiğim yanı zaten bu. Ödülleri hızlı bir şekilde alabiliyor. Tek güzel avantajı o aslında. Son bir tane savunma kaldı. Bayağı az hayat verdik ama o son savunmayı da halledersek süper olur. Son zayiat şeyde savunmada takıldık gibi gözüküyor. Ama onu da halledeceğiz herhalde. Evet evet aldık hepsini. Güzel oldu. Şimdi çitlerimin hepsini döndüreceğim. Biraz daha yükselteceğim için çok altın gidiyor. Ne kalmış? Ha, köşede bir tane küçük bir inşaat kalmış. Yine güzel. Güzel bir saldırı oldu. Bütün köşelere bir şey koymuş adam ya. Eziyet çektiriyor resmen. Almışım zaten alacağımı. Köşeleri ne yapayım? Aslında oralara birer tane de asker atsaymışım çok süper olurmuş. Ama olsun. Güzel bir savaş oldu. Ne askerlerimiz çıkıyor hazırda olanlar. Evet zaten bitmiş onlar da. Bir saldırı daha yapalım bakalım nasıl olacak. Güzel bir saldırı olsun istiyorum. Umarım inşallah güzel bir ödül yine denk gelir. Bakalım. Biraz zorlayıcı bir köye benziyor ama alabilir miyiz hiç bilmiyorum. Şu bizi zorlayanlar aslında havanlar. Bir köy daha denemek istiyorum. Birkaç köy bakalım. Fazla uğraştırmadan almak istiyorum çünkü direkt. Evet. Bu köy toplu. Dışarıda saldırı yapabilecek bir etken de gözükmüyor. Çok iyi. Tamam. Öncelikle hemen yine şeylerimizi çıkaralım.
Bu sefer bir tane asker köşeye bırakacağım. Ona saldırı yapsın. Avantaj sağlayalım diye. Evet, okçularımızı da çıkardık. Bir tane de balonumuzu çıkaralım. Balon da çok çabuk ölüyor. Kötü kısmı o. Bir tane her seferine bir iki tane koyuyorum. Çünkü gereksiz şu anlık. Şu an askerlerim zaten yeterince yetiyor bana. Goblinlere de salalım. Her savaşımda zaten goblin bırakıyorum. 3-5 tane kendime kadar. Çünkü yetiyor yani. 3-5 tane goblin attığın zaman şeyleri toplarken yeterince hızlı hareket etmiş olabiliyorlar. Ödül kısmında. Ne güzel, ödüllerin hepsini topladık bu sefer. Güzel bir savaş oldu. Hemen çitlerimi geliştireceğim. Son köşede bir tane meşale kaldı askerler için. Aslında mantıklı bir şey yapmış, dışarı koymuş. Ben içeri aldım askerlerimi ama iyi mi kötü mü bilmiyorum ama alanın kısmına dışına koymak belki daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Evet, 28 bin altın istiyor. Tamam, köşemizi geliştirdik. Şurayı da seçtik yine. Orayı da geliştirelim. Kötü bir alan kalsın istemiyorum hiç. Evet, orayı da geliştirdik. 23'te burası istedi. Evet. Güzel şekilde geliştirmiş oldum köşeleri. Artık 5-5 gidiyor. Bakalım. Daha iyiymiş. Yani çit gerçekten bayağı önemli. Hani şeyler saldırı yaparken ne kadar iyi şey olursa o kadar iyi oluyor çit. Çitinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar daha vakit kaybı oluyor saldıran kişi için. Hani mühimmatlarınızı çok kaptırmamış olabilirsiniz. Çünkü uzun süreceği için. Onun için çite ben de önem veriyorum arkadaşlar. Burada çok da bir şeyim kalmadı. Biraz kuleleri geliştireceğim. Kuleyi de geliştirelim. Bu da zaten gelişiyor. Köyüm gitgide güzel bir şekilde gelişmeye başladı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tür videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Hoşça kalın diyorum herkese.